Efendim, hepinize mutlu akşamlar. Ramazan'ın birinci gününde sizlerle beraberiz. İftarlarımızı açtık. Hayırlı olsun tekrar Ramazan. Afiyetle geçsin, güzel şekilde geçsin. Bugün yine her zaman olduğu gibi bir canlı yayın konuğumuz var. Daha önceki programlarımızda yaptığımız ve zevk aldığımız çok değerli bir gazeteci, yazarımız, araştırmacı Sayın Celal Çukurlu. Çok program yaptık onunla. Onlardan bir tanesiyle yine bu akşam beraber olalım dedik. Hoş geldiniz. Hoş gördük sevgili Tamer, teşekkür ederiz. Evet, nasıl gidiyor abi? Ya, güzel, her şey iyi gidiyor diyelim. Evet. Tabii ki bu arada Türklük dünyasının, İslam aleminin, Kıbrıs soydaşlarımızın Ramazan'ını tebrik ediyoruz. İyi Ramazanlar diliyoruz herkese. Evet, her zaman olduğu Ramazan'dan gibi. Ramazan'dan siyaset işe geldi bu arada. Mutlaka öyle oldu. Evet. Olsun, o da onun bir güzelliği diyelim. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlandırırız. Şimdi daha önceden de programlar yapmıştık. Hayatın her alanında farklı programları yapıyoruz seninle, lezzet alıyoruz. Seçimden önce de programlar yaptık. Seçimin ortasında da yaptık. Şu anda son virajı dönmek üzereyiz artık. Çok az bir zaman kaldı. Yine farklı değerlendirmeler olacak. Bununla beraber sizinle beraberiz. Evet, şimdi şunu da söylemek istiyorum. Yeni Haber Gazetesi sevgili abimiz Yavuz Eser de küçücük bir kaza yapmış. Ufacık gene bir ayağı merdivende bir takılmış herhalde. Ona da buradan selam gönderelim. Acil şifalar diliyorum, dileyelim. Evet. Çok önemli bir sorun yokmuş ama yine de biz güzel temennilerimizi aktarmış olalım. Geçen söyleşimiz vardı kendisiyle. Evet. Şimdi önümüzde zaten Yeni Haber Gazetesi var. Önümüzdeki zaman diliminde de aslında köşe yazılarını düzenli olarak buradan da aktarmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi sosyal medyada her zaman diğer basın kuruluşlarına göre biraz da anlık haber verebildiğimiz için biraz da etkileşim fazla oluyor. Haftalık çıktığı için gazetelerimiz. Biz normalde buradan elden geldiği kadar da köşe yazarını artık yer verip değerlendirmek isteyeceğiz. Bu haftaki köşe yazarlarınızdan bir tanesi güzel bir değerlendirme yapmışsınız. Aslında sohbetimizin genel konusu bu olacak. Soru cevap şeklinde gideceğiz. Kamerayı da bir tut ya Senem. Kamerayı şu an tutma şansımız yok. Tek kamera çalışıyoruz. O yüzden onu gösterme şansımız yok. Şimdi şöyle, ben bir giriş yapayım, ondan sonra bunun üzerinden konuşalım. Araştırmacı yazar Celal Çukurlu ile yaptığımız söyleşi demiş. Türkiye'de İstanbul, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Karadeniz'de Ordu, Ordu'da Enver Yılmaz dedi diye bir başlangıç yapmışsınız. Ön plana çıktı. Evet, ön plana çıkacak. Şimdi bununla soru cevap şeklinde çıkacak ama genel bir değerlendirme yapalım. Evet. Siyaset arenasında. Tabii. Bu güzel yahta mı gidelim? Efendim? Soru cevap şeklinde buradan mı gidelim yoksa genel bir değerlendirme artık mi yapalım? Buradan da olabilir, sizin de olabilir. Onu artık siz nasıl uygun evet, görürseniz. Şöyle yapalım. Daha önceki yaptığımız programlarda da biz çünkü internet ortamında yayın yaptığımız için çok daha geniş kitlere ulaşabiliyorsunuz. Önce isterseniz bir kendinizi tanıtın. Tanımayanlar olabilir. Tamam. Şöyle zaman kaybına uğramayalım. Celal Çukurlu bizi yeterince insanlar tanıyor kamuoyunu anladığım kadarıyla. Evet. Şöyle bir hadise var. Biz geçtiğimiz seçimlerde işte adaylar daha yeni belirleniyordu. Nasıl belirleniyor? Doğru mu? Yanlış mı? Demokratik mi? Antidemokratik mi? Bu konularda değerlendirmeler, sezgilerde bulunduk. Tekrar bunlara dönme manası yok. Ve o zaman acaba Türkiye'de nasıl bir hareket var? Karadeniz'de, bölgemizde nasıl bir durum var diye düşünmüştük. İşte Yavuz Bey ile bir sözleşi yaptık. Türkiye geneline baktığı zaman Türkiye'de en çok konuşulan yer İstanbul. Evet. Ve dolayısıyla İstanbul seçimini alan bu seçimin galibi, kaybeden de mağlubu gibi görünüyor. Tabii ortada bir seçim var İstanbul'da da. Hani ben orada da belirtmiştim. Siyasette iki kere iki dört etmez yani. Yaklaşık tahminler olur, tecrübeler konuşuyor falan. Şimdi İstanbul seçimi ortada. Ama biz esas Ordu tabii daha çok biz ilgilendiren seçmenimizin burası var. Ordu'da geçen durumda 3 tane olasılık ön plana çıkabilir demiştik. Evet. Bunlardan bir tanesi mevcut AK Parti zaten yerelde de genelde de iktidar. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Acaba Büyükşehir Belediye Başkanı'nın rakibi Enver Yılmaz İYİ Parti'nin adayı mı olacak yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mı olacak diye. Evet. Burada durmuştuk. Ben orada şöyle demiştim. Yani burada İYİ Parti liberal bir parti. Hani merkezde bir parti. Yani ikisi de sağa hitap eden parti. Evet. Burada Cumhuriyet Halk Partisi iki sağ parti birbirinden yarışırken, bölüşürken ortadan Cumhuriyet Halk Partisi güçlü flaş bir aday çıkartırsa ortadan sıyırabilir demiştik.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı tabii ki şahsına kimsenin bir şey diyemez. Saygıdeğer bir insan, tanıdığımız da bir abimiz, arkadaşım. Abimiz, arkadaşımız daha doğrusu. Ama tabii çok ses getirecek düzeyde flaş bir aday değil. Bunun üzerine otomatikmen seçimden CHP geri kaldı. Oradaki büyükşehir seçimi, Enver Yılmaz'la Hilmi Bey arasında evet. Şu an geçiyor. İkisi arasında. Hani ne olur ne getirir? Tabii ki yıllardır iktidar olmanın, seçim kazanmanın verdiği bir şeyle aşağıki seçmenler güçlü olsa yine bir ürkeklik, korkaklık oluyor ama yani Enver Yılmaz yani seçimi alabilirse sürpriz olmaz gibi geliyor bana. Alma şansı var. Evet. Gördüğümüz bu. Şimdi şöyle, zaten sahadaki çalışmalara baktığımızda Enver Yılmaz aday olmasaydı İl Başkan biraz da çok kolay bir şekilde tabii. Zaten normalde seçim alabilirdi ama birazcık ezber bozuldu diye düşünüyoruz. Çünkü sahadaki çalışmaları yaklaşık olarak bir aydan bu zamana takip ediyoruz. Ciddi anlamda ayak basmadığı yerde kalmadı. Şimdi daha önceki çalışmaları de biliyoruz. İster istemez Enver Başkan bu anlamda bir ivme veya hareket kattı. Evet. Çünkü sosyal medyalarımızda da haber olarak da paylaşıyoruz. Diğer haberleri de görüyoruz. İster istemez kıyaslama da yapıyoruz. Bu anlamda başa baş bir seçim olacak gibi görülüyor. Bu arada tabii ki kamuoyunun da anketleri falan da var. Evet, şimdi bu anketlerin içerisinde bazen farklılık çıkıyor, bazen yakın, bazen uzak. Bunu tabii ki kıstas belirleyemiyoruz. En son seçim günü oy verirken belli olacak. Mutlaka. Bu anlamda benim değerlendirmem şu şekilde. Enver Yılmaz'ı eğer normalde AK Parti'den gelecek, AK Parti tandanslı bir olarak bir aday olarak algılayabilirlerse seçmenler bu anlamda çok fazla oy kaybetmez diye düşünüyorum. İyi Parti'den girmiş olmasının çok fazla negatif bir özelliği olmayacağını düşünüyorum. Bir de normalde listede de yan yanalar. Öyle de bir ilginç bir de durum var. Bakalım bu ne şekilde yansıyacak. Şimdi ordu ile ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum aslında şu anda. Tam olarak seçim iki adayın arasında görüşecek. Tabii ki burada belki Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımız da tavır alabilirler ama hani görülen köyde bu anlamda biz değerlendirme yapıyoruz. Ya, tabii ki seçimde... Sayın Efendim bir şey söyleyeceğim. Bizim insanımız bazı döngüler artık aşıyor zamanla. Hani Türkiye düşen halka da olsa demokraside bir yerlere geldi, belli yol aldı. Şimdi partiler öyle bir şey getiriyordu ki yani sanki birer kutsal varlıkmış gibi topluma alıştı. Evet. Babamın partisi, dedemin partisi, ben partiden başkasına vermem, ölürüm falan filan. Bu olaylar aşılıyor artık ağır ağır. Hani partiler ne dindir ne mezheptir. Birer kutsal kurum değildir. Ülke sorunları karşısında, işte kent sorunları karşısında oluşmuş bu tatif alternatiflerdir. Vatandaş burada güçlü kimi görürse, hani ben karşıdaki adayın karşısında muhalefet daha doğrusu, muhalefetteki seçmen güçlü kimi görürse ona oy veriyor. Evet. Ya burada da bence haklı yani. Şimdi hani gönlü şurada burada oluyor ama yapacak bir şey olmadığı zamanı mecburen ikinci tercihini kullanıyorsun. Burada seçmen yani burada kimse partisinden falan vazgeçmiş değil gene. Adam kendi partisinden pek beklentisi olmadığı zamanı ikinci bir adaya veriyor. Burada benim gördüğüm kadarıyla Enver Bey'in şahsına bir hak yenildi. AK Parti bunu bir haksızlık yaptı yahut değerine her ne derseniz deyin. Buna karşı bir çıkıştı. Seçmen de buna sahipleniyor. Sahip çıkıyor. AK Parti'ne ciddi bir oy alıyor gördüğüm kadarıyla. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi adayından pek umudu olmadığı zamanı hani AK Parti gitsin gibisinden yani değilsin gibisinden Halk Partisi tabanında bir oy kayması var. Ama şeylerde yok. İlçelerde yok bu. İlçelerde normal denge var yani. Yani kısacası vatandaş kendi partiden umudu olmadığı yerde karşıda güçlü görmüş olduğu adaya oy veriyor. Bu babla ve bağlamda Enver Bey oldukça şanslı görülüyor. Şimdi burada da genelde de şöyle bir değerlendirmeyi de çok yapıyoruz. Çok da soru alıyoruz. Hani mevcut olan başkanın hükümete ait yani normal şartlarda yönetimden gelmesi gerekiyor. Hı. Bütün işte imkanların gelebilmesi, yatırımların gelebilmesi için iktidara ait olması lazım diye. Artık o da tezde çürüdü. Çok fazla millet onu ciddiye almadığını düşünüyorum ben. Çünkü nüfus planlamasına hani göre geldiği için ister istemez. İktidar partisinin adayı avantajlı olur mesela. Evet. Onunla ilgili bir iki değerlendirme de ben bulunacağım izin verirseniz. Şimdi şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yani bize oy vermezseniz hizmet gelmez. Bize oy verirseniz hizmet gelir. Evet. Şimdi bu söylenen lafları kendi mecrasına samimi ortadan değerlendirirsen daha doğru olur. Hemen buradan işte muhalefet buna aşırı tepki verdi falan. Doğru. Hı. Ben de aynı şey diyeyim. Ama burada denilen şu. Bir merkezi yönetim var, iktidarı var Ankara'da.
Bir de burada yerel yönetimler var. Diyelim ki muhalefet partisinden burada birisi belediye aldı. Yasal haklar neyse onlar zaten gitmiyor. Kimsenin bir şey hali yok. Şimdi İkisistan projeleriniz oluyor. Bir ekler oluyor. Buradan çıkıp gidiyorsunuz Ankara'ya. Gideceksin İçişleri Bakanı'na, yani gidelim İçişleri Bakanı'na. Yani iktidar partisi olursa direkt adam diyor, muhatap oluyor, alacağını kolay alıyor. Daha rahat hizmet akışı geliyor. Ama muhalefetteysen zaten varamıyorsun. Varsan bile işte şöyle böyle savuşturuluyor. Onun için şöyle bir şey var. Yani iktidar partisinin buradaki adayı seçime alırsa Ankara'ya vardığı zaman bakanlıklarda, devlet dairesinde daha rahat iş döndürülüyor. Bir takım projeler kolay rahat yani onaylatılabiliyor. Ama muhalefet olduğunuz zaman ancak yasaların size tanıdığısının hak neyse o. Onun dışında bir şey alma şansı var. Cumhurbaşkanı demek istediği o. Artık ne niyetle söyledi bilmiyorum. Hani amel niyete göre bir tabir var. Ne niyetle söyledi bilmiyorum. Odur ve doğru bir şeydir yani burada. Evet. Bizim bu Karadeniz bölgesinde Ünye'inden Fasılt'ten beri rakip ilçedir. Yani birbirlerinin aynası gibidir. 70'lerde, 60'larda, 80'lere kadar Ünye sürekli iktidara, iktidar partisine kolay oy verirdi. Fas'ta genelde muhalefette kalırdı. İşte burada o seçimler öncesi sandıklar açıyor, büyük parti ışıklar yani alkış gürültü. Bir de Türkiye genelde seçimler belli oluyor. Buradan medya hızlı dolaşmıyor o zaman, radyolar falan var. Evet. Bir de bir akşam işte Ankara'da Adalet Partisi iktidar olmuş, Cumhuriyet Halk Partisi ışıklar söylüyor, iş bitiyor. Evet. Burada kalıyoruz. Yani Ünye bu konuda hep işte böyle bilinçli hareketlerdi. Ama ne yazık ki esas diyecek olduğum şu benim. İktidar partisinden belediye başkanı olmak ilçeler için bir avantajdı. Ama son zamanda dezavantaja dönüştü. Nasıl dezavantaja dönüştü derseniz şöyle bir şey oldu. Şimdi buradan tabii ki güçlü oldukları yerde iktidar partileri istedikleri adayı koyuyorlar, seçtiriyorlar. Evet. Tabii ki adamın eli kolu var, yukarının talimat almak zorunda. Bu sefer gönderiyor, şu müteahhitten şunu al, bu müteahhitten bunu al, şu şey yap, bunu yaptır. Evet. Yani şeye avantaja dönüşüyor. Avantaj dezavantaja dönüşüyor. Aynen. Bir örnek vereceğim. Hüseyin Anlayan burada belediye başkanı. Evet. Mevcut sahibi ışıklandırmalı falan var. Işıkları söktüler. Evet. Allah Allah söktüler. Ya yine başka ışık taktılar. Direkte sökülüyor. Yine başka direkt söküyor. Daha sökülüyor. Yani sadece ve sadece belli müteahhitlere iş vermek için para kazandırmak için. Evet. Derdi açıkçası. Ya sökülen ışıklar hatta öbürlerinden daha şeydi yani. Hani biraz şöyle olur, artık demodoru E'den düşmüş de bunu değiştirelim deriz. Sökülüp kaldırıp atılan ışıklardan yine dikilenler daha şeydi yani. Evet. O kadar kaliteli şeyler değildi. Hani bu da ne oluyor? İktidar partisinden belediye başkanı seçiyorsun, Ankara'dan yardım alacağı dersen bu sefer buradaki kaynaklar heba edilip tüketiliyor. Savurganlıklar çok oluşuyor. Evet. Bir de şimdi işte gönül yapalım, hatır yapalım, bilinen onurlar yapalım diyen belediye kurumlar oluşturuluyor. Fas'ta belediyesinde kaç tane başkan var şu an? İki tane yardımcı var. İki mi var yani? Evet. Bir de var, üç yardımcı. Yani üç başkan. Yani bunlar buna ihtiyaç olup da Fas'ta ve Fas'ta halkına bir katkı yapacağından değil. Birilerini onur edelim, birilerine bir makam verelim diye yapılan şeyler. Biz geçen gün bir arkadaş var, böyle gayet düzgün genç de bir arkadaş. Dedi Koç Bey, kim sizinle tanışalım? Ben dedim müdür. Ne müdürü? Destek müdürüm. Destek müdürü. Evet. Nerede? Belediyenin destek müdürü. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim Türk toplumunda sürekli bir takım kurumlar üretiliyor. Onlara bir makam, bir araba, bir araç, bir sekreter, bir vana öyle uzuk gidiyor. Evet. Esas belediyenin ayıkla çalışamazlar. Şimdi mesela bizim belediye zabıtası vardı. Evet. Bir de şu Fas'taki şu şeye ben bunu birkaç defa gazetelerde de yazdık. Öyle kamuoyunu dillendirdik. Hani kimseyi kırmak, incitmek değil amacımız. Fas'ta 120 bin nüfuslu, pardon şu an 120'lerin üstünde nüfusu. Evet. 20 bin nüfuslu bir kasabaydı. Şu anki Atatürk Parkı bu çapta daha da büyük parktı. Fas'ta nüfusu 120 yaşta 150'lere dayandı. Park daha kadar hazır olan park bile yok edildi. İşte rastgele ihale veriyor. Bir de şunu şey yapıyorum. Yani o parkın alanı genişleyip büyütecek hep daraltıldı. Üzerine böyle konforlu lüks faksa göre bir yer yapıldı. İhale verildi. Birileri para kazanacak. Tamam kazansın güzel. Ama parklar, bahçeler bu şehrin halkının rahatlıkla gideceği, çay kahve edeceği, istirahat edeceği yerler. Ama orada çay 50 lira 30 lira yaptığın zaman vatandaş bunun kapısından geçemiyor. Yani çok şeyler oluyor yani bu. Sadece ve sadece birilerine para kazandırmak, birilerine mevki makam sahibi yapmak, onur etmek için kurumlar üretiliyor.
Belediyenin esas yapılacak işleri de işte demin dedim, onu diyecektim esas. Mesela zabıta bu binadan sığamamış çıkartmayabilirse, o bizim park var şu yukarıda, evet. Sakarya Okulu'nun yanında. Burada bir elektrik şeyi var. Eski biraz günün şartlarına göre, göre hani o şeyin biraz kaldırıldı diye düşünüyordum. O aynı oldu, ucu olaraktan orası duruyor da. Bir de yanına zabıta milli evet. binası yapılıyor ya arkadaş. Büyükşehir'e ait. Ya büyük şehir, küçük şehir. Yani orada bir yeşil alan, zabıta amine, zabıtanın görev alanları belli, yapılacağı yer belli. Görev dağılımı yapın, zabıta görevine dağılır gelir. Orada otur işte, orada çay gali, sohbet, muhabbet et, el aya dolaşma var, ne yaparsan yap. Evet. Böyle bir şeyler. Yani belediyeler çok önemli kurumlar. Şimdi yürüdüğünüz sokaktan, nefes aldığınız havadan, yatak odanızdan, banyoluna kadar belediyenin onayından geçiyor. Belediye dese ki buradan banyo olmaz ise banyo yapamıyorsun değil mi? Evet. Bildiğim kadarıyla falan. Şimdi böyle hassas bir kurumun yani parası, pulu, işte halktan alınan vergilerle falan yapılıyor. Hırtlığa kadar borçlanmış. Bir sürü lüzumsuz para alıyor. Çok böyle lüzumsuz harcamalar yapılıyor. İşin içeriden çıkılmıyor. Habire borç katlanıyor, borç katlanıyor. Zaten bu büyük şehir benim anladığım kadarıyla büyük şehir Fas'ı kurtardı. Büyükşehir Belediyesi olmasaydı Hüseyin Anlayan işte o dönemde İdem Bunaldı'ydı adam milletvekili hocam falan bırakıp başmanın yıllarına adamı falan. Zaten Fas'ta 3 dönem ben az çok Fas'tan yerel tahliye ilgileniyorum. Bizim ilk belediye başkanımız Kim Kora. 3 dönem evet olan var mı daha önce? 2 tane var. İkisi de tamamlayamadı görevini. Bir tanesine biz tanık olduk. Evet. İkisine de biliyoruz. Mesela bizim çocukluğumuzda şu an ismini şeyden hatırlamıyorum da 3 dönem seçiliyor Cumhuriyet Halk tamam. Partisi'nden. En sonunda üçüncü dönem tamamen bırakıp geliyor. Erken seçim yapıldı. Yener Bey aldı o zaman seçimi. İsmini şu an hatırlamıyorum da. Yani ilk dediğim şey. Bundan sonra üç dönem Hüseyin Bey kazandı. Hüseyin Anay'a kazandı. O da üç dönemi Bunaldı'yı ben bırakmak zorunda kaldı. Bıraktı gitti. Yani ben Fas'ta belediye başkanlığı yapan insanlara şunu tavsiye ederim. Bir dönem tamam. İki dönem sakın üçüncü döneme yapmayın. Üçüncü dönem hakikaten taşınmıyor. Bu kadar taşınmamış yani. Evet. Çok zor oluyor. Evet, şimdi şöyle biraz ilçe siyasetine gelelim. Genel değerlendirmenin içerisinde büyükşehri yaptık. Burada son bir 20 gün kaldı. Zaten gazetede bir açıklamada bulunmuşsunuz siz. Evet. İşte buradaki seçimde muhalefete şans veriyor musunuz? Evet. Bir değerlendirmesi var. Burada da aslında vermeyi çok isterdim demişsiniz. Doğru, doğru. Tabii, tabii. Evet, durum nedir sizin değerlendirmenize göre? Burada önceki programımızda da yine İbrahim Ethem Başkanın ya normalde başarılı olacağını ve bu anlamı ya başarı diye bir şey yok ortada. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'de mevcut iktidar partisinin %40'ın işte 50'ye yakın oylar olmuştu evet. aşağı yukarı 40'ına pek düşmedi. Bu bağlamda baktığın zaman karşıdaki muhalefetin de en fazla oyu %25 civarında bir oy evet. var. Hani 30 ne oluyor olmuyor. Bu muhalefette dağınık seçime gidiyor ama otomatikman AK Parti burada yerelde alıyor. Zaten burada şeyde Enver Bey fonksiyonu olmasaydı burada Büyükşehir'de de bir şey yoktu. Yani AK Parti ben orada söyledim. Orada Çanlı'da keklik evet. 20-0 falan canım, böyle öyle. Bir tablo vardı. Ama Enver Bey'in ortaya çıkmasıyla beraber burada şartlar değişti, evet. olaylar değişti. Yani burada Ordu'yu yani İYİ Parti nişangah yani Enver Bey'in şahsında. Enver Bey'in Ordu'yu alma ihtimali oldukça yükseldi. Bunun yanı sıra birkaç tane de ilçede de bir kıpırdanma var. Evet. Mesela Ordu merkezde anladığım kadarıyla evet, Cumhuriyet Halk Partisi iddialı evet. alabilir deniyor. Korgan'da adayı önemli İYİ Parti bir de Çatalpınar diyor. Çamaş'ta Cumhuriyet Halk Partisi şans veriyor. Zaten normalde 8 Mart'ta da bir talihsiz bir açıklama vardı önceki mevcut başkanın Leyla Hanım'la ilgili. Değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi adayı ile ilgili birazcık yakışıksız bazı değerlendirme vardı kamuoyuna da yansıdı. Hatta ulusal basına yansıdı. Duymadınız demek ki siz. Yok ben duymadan şunu söyleyeyim. Bazı hallerde adaylar karşıdakilerini işte yıpratacağız, indireceğiz derken kendi galerilerine gol atıyorlar. Evet. Yani halk vicdanında böyle lüzumsuz şeyler geri tepiyor, ters tepiyor yani. Ben şimdi diyelim ki bir siyasi partinin adayıyım. Karşıdaki adayı eleştireceğim, yahut onu işte böyle şey yapacağım, ne bileyim küçük düşüreceğim, eleştireceğim falan gibisinden böyle lüzumsuz bir şey yapsam vatandaş bunu hissediyor. Yani bunlar artık bıkmış millet. Bunları evet. sevmiyor. Kardeşim dünya bu. Dünyanın Türkiye'si bu, Karadeniz bu, Karadeniz'de Ordu bu, Çamaş'ta Çamaş'ın sorunları bu, şartları bu. Biz Halk Partisi'nin projelerimiz bu, yapacağımız bu dersin tamam.
Orada adam büküyü dolaştırıyor, şahsi işlere giriyor, ailevi sorunlara giriyor. Bunların bir getirisi götürüsü olmuyor. Bir de şu işte başkan çok insancı, çok iyi. Ya bazı şeyleri söylemekle biz de şey yapıyoruz da, yani lüzumsuz oluyor. Elinde adam bir tahta çelenk, her cenazeden başlayıp cenaze, başkan diye cenazede, başkan da ya bırak kardeşim. Cenazeyi imam defnedecek, müezzin yapacak. Sen Fas'tan işçi olacaksın. Fas'tan sorunlarını çözmeye çalışacaksın. Çözülmeyenlere yollar ve yöntemler arayacaksın. Böyle laf olsun, torba da olsun, yok afiş astın, yok filme göz... Ya ben bunu Ordu Televizyonu'nda Kanal 52'de bir söyleşimiz vardı. Çöp sorunu mu, çöple ilgili mi? Ya belediyelerin en asli görevi, evet, çağlar boyu insanın en büyük sıkıntısı çöp sorunu, biliyor musun? Yani bir gale var da böyle Ordu'lar fethedemiyor, gale çöp fethediyor. Hani orada biriken çöpleri galerinin bir tarafından aşağı döküyor, farkına varamıyla oradan dışarı yemi, oradan dalıp galerinin içine giriyor. Normalde oradan benim mesafe merdiven giriyor. Yani çöp olayı çok sıkıntılı bir olay, çok büyük bir olay. Bugün belediyeler en büyük görevleri, en büyük sıkıntıları mevcut çöpleri toplamak, ayrıştırmak, çözmek, dökmek falan. İşte ekonomi dönüştürülmesi lazım aslında. Türkiye en çok Avrupa'dan çöp alan ülke, biliyor musun? Adamların çöpünü işte bir satın alıyor. Evet. Bizimkide biz rastgele gidip döküyoruz bahşiş bir şekilde. Yani belediye örnek olması lazım çöp üretmeye. Tam tersine belediye çöp diyor. Bilmem kaç çapında, kaç metrede afiş yapmış, adam asmış binanın boyuna. Tamam, böyle bakıyor. Bak, bu sene çok daha fazla, bu seçimde çok daha fazla örnek çıktı. Önceden şimdi, biraz azalmıştı bunlar. Hatta ses sistemleri falan cahil azalmıştı. Cahil cimri bir insan değilsin. Aklı başında bir adamsın. Koskoca vilayeti ilçe yönetmeye talip olmuşum ya. Bu afişin ne faydası vardır bu insanlara? Size ne kattı dediği zamanı? Ne kattılar abi? Valla sadece reklamcılar para kazandı. Ya reklam zaten başkansın, herkes biliyor başkan oluyor. Kardeşim bu afişin kime ne faydası var? Evet. Üst geçitler asılıyor. Ben hani bunu aslında Türkiye genelinde olması lazım. Şehirlerin mevcut yerlerinde billboardlar olur. Her siyasi parti seçime gidenlere belli alanlar. Herkes geldi afişini takar bakar gider. Böyle rastgele binaya, yola, ize bu çöpü üretmek, bunlar görgüsüzlük, geri kalmıştan başka bir şey değil. Rahmetli Sıtkı Pazarbaşı bana dedi ki, bu rahmetli Ecevit'ten, işte rahmetli Süleyman Demirel işte rahmetli oldu. Bunların dedi başa baş yarıştıkları dönemler 70'li yılda. Samsun'da dedi Ecevit'in mitingi var. Buraya gittik, dağ taş adam kaynı. Telefon direklerinin başları, ağaçların başları, kuşlarına insan var. Böyle heyecan falan, böyle bütün orada bir curcuna. Oradan dedi iki tane, üç tane Japon turist geliyor. Turistlere dedik nasıl bu falan, hani bu şey falan. Turistler şöyle baktı da, sizde avar adam çok demerek dedi, geçti gittiler. Yani kardeşim, koskoca belediye başkanısın, doktorsun, ünvansın, şusun musun herkese. Ya şu afişi buraya asmanın bana de ki Celal Çukurlu, insanlara şu faydası var, Fas'ya bu faydası var. Da hiç bu faydası yok, bir ay sonra çöpe gidecek. Günah yani. Evet. Bu kadar basit işlerle uğraşıyoruz. Hani bu da bizim çok çok gerilerde olduğumuzu gösterdi çok onlar. Ya burada adayın bir tanesi buna bir karar verse bu dönemki seçimlerde, bu tarz seçim propagandaları kullanmayacağız dese öbürü de uyum sağlar belki de. Şimdi bu sene de gerçekten inanılmaz ya, derecede fazla. Şuradan çıktı ya muhtar. Yer adam... bulamıyoruz diyor öbürü koyacak. Ya muhtarlar, hani muhtar kurumu ufak kurum, biz kimseyi sevmiyor. Ya bir muhtar bilmem afiş bastırıyor. Ya daha defa afiş falan. Yani çok anormal şey. Hani bunun şey olması lazım. Hocam ben geçen söyleşimizde de söyledim. Toplumu yasalar mı yönetir, toplumu ahlak kuralları. Toplumu yasalar yönetir. 100 tane ahlaklı olur, 2 ahlaksız çıkar, her şeyi berbatlar bırakır. Bunları seçim kurulunun yasal önlem alması lazım. Her şehirde seçim olan yerlerde, şehrin muhtelif yerleri belli bir alanlar ayırır. Seçimleri her partiye bir yer ayırır. Derlerse kardeşim, tam elimizde şurası senin alanın kardeşim. Reklamı, afişi evet, buraya tak der. Adam buraya takar nefere. Giden de bakar da. Onun yanında yok binaya takayım, yok direklerin kafasına asayım, ağaçlara. Adam ağaca bağlamış. Ben hayatta en çok ne üzülüyorum biliyor musun? Şu saksılardaki de sahip çıkılmayan o bitkiler, ağaç türleriyle. Bir de böyle bazı hayvanları ediniyorlar, bağlıyorlar. Bağlı hayvanı evet, göreyim, arayanı yok, soranı yok, ağaç türü falan. Ağacı dikmiş, saksıya gelişen. Evet. Yani orada ağaçlara özellikle ta geçen seçimlerden kalma var. Ben şurada Atatürk Parkı'nda gördüm Atatürk'te. Ağaca ip bağlamışlar, ip kopmuş, ip burada kalmış, ağacını sıkmış, ağacı böyle büzmüş, kurutuyor falan. Evet. Yani bu tip şeyler oluyor. Bunu yapan insanlar da sözde medeni toplumu yönetmeye aday insanlar. Evet, güzeldi. Evet. Zaten seçim son akşam. Seçim yasakları başladı da bunların hepsi evet, atılacak, çöp olacak. Onların hepsi bir yere yığılacak evet, ve hiçbir işe yaramadan bir şekilde gidecek.
Evet, teşekkür ediyorum Celal Şimdi abi. Şimdi kısa bir şey değerlendirme evet. yapalım. Hani Buyurun. Kısacası şu, deminki dediğimiz gibi Türkiye'de İstanbul'da Enver neydi şey biz başkanı söyledi, Ekrem İmamoğlu tabii ki kurum karşısında Ekrem Bey şahıs olaraktan ön plana çıkıyor. Öbür adam partisiyle birlikte kurumda parti olaraktan ağırlık kazanıyor. Ordu da aynısı. Ordu da Enver Yılmaz'da Hilmi Güller. Hilmi Güller partisi ve mevcutlara güçlü. Enver Yılmaz'da şahsıyla burada ön plana çıkıyor. İlçelerde fazla bir değişiklik beklenmiyor diye düşünüyorum. Genel evet. gördüğüm tablo bu. Şimdi son 20 güne girdik. Mecnun'un adaylar da ellerinden geldiği Bak geçtiğimiz seçimde özür dilerim. Geçtiğimiz seçimde yol çatalı. 3 tane yol vardı. Hani demiş Ardahan'a vardım. 3 oldu yolum hangisi? Ama bu yol artık görüküyor. Evet. Ya Enver ya Hilmi. İkisi arasında bitiyor seçim. Evet. O kadar basit. Fatsa'da da Mecnun'un adaylar ellerinden geldiği kadar seçmenlere kendisini anlatacaklar. Tabii. İşte hem sosyal medya olsun, hem gazete basın, hem de birebir ziyaretlerle çalışmalarını yapacaklar. Ama bu anlamda benim yine kafamı takıldığı bir şey vardı. Aslında mantıklı olan oydu. Hani seçim bittiği gün seçimi kazanan kişi edip öbürsü gün ışığı kapatıp gidiyor ya. Evet. O ışığı kapatmayanlar aslında bir sonraki seçimin temelini atanlar. Yoksa seçime 2 ay kala, 1 ay kala mevcut olan biriyle veya işte normalde popüler olmayan, evet bu iş olur, bu heyecanı verebilen bir aday bulmadığı sürece her zaman bence yani muhalefette sorun yaşanır. Sevgili Tamer, şöyle bir şey söyleyeyim. Siyaset kesintisizdir. Hiçbir şey boşluk kaldırmaz. Boşluk olursa boşluğu birileri doldurur. Bazen de kötü doldurur. Evet. Şimdi siyasi partiler bir heyecanla ata tabullara geliyorlar. Kazanan güle oynaya gidiyor. Öbürü işte şu dubrimle takışıp iş bitiyor. Halbuki çok ciddi bir ekip yapılması lazım. Çok iyi çalışmalar lazım. Yalnız bunlar yapılırken seçim ticareti dökülmemesi lazım. Böyle para, afişte, arabaydı, vaydı. Paran varsa varsın, yoksa yok. Buna atılması lazım. Tamamen ideolojik olaraktan, proje olaraktan, pastanın sorunu falan çizilir, çarpılır, aday yolu çıkar. Bittikten sonra ben bugün mesela seçimi kaybetsem ben tekrar pastayı dolaşırım. O yüzden benim herkese teşekkür ederim. Kaldığım yerden ekibim buna çalışmalarıma devam ederim. Size katılıyorum. Ekip de değişiyor ama. İlçe başkanı da değişiyor. Aday da komple değişiyor. Şunu diyorum. Şahıslar önemli olan ilkelerin değişmesi. Şimdi buradan Tamer gittiği zaman buranın düzeni değişmemesi, buradakinin aynı devam etmesi lazım. Doğru. Partileri de öyle. Şimdi Fasa'nın sorunları belli. Partilerin çözüm alternatifleri belli. Aynı etrafında durması lazım. Hani bizim Diyojen var ya, yolda gündüz Fener'inde adam arıyor. Fas'ta muhalefet arayacaksın. Evet. Fas'ta ben yani işte Fas'ta yaşıyoruz. Bu işlere duyarlı insanlarız. Yani ben bir kere çıkıp da bir muhalefet partisinin ciddi anlamda kardeşim dünya bu, dünyanın Türkiye'si bu, Fas'ta bu, Fas'ta'nın sorunları bu, iktidarına bu yaptığı yanlışlar var dediğini işitmedik. Onlar Ankara'yı takip ediyor. Kardeşim seni görüyorum Ankara değil ki. Sen burada ilçenin yönetimi Fas'taki belediye tabi haliyle Fas'ta belediyesini takip edeceksin. Doğrularını yanlışlarını halka söyleyeceksin. Evet. Yani iktidar muhalefet kadar sorumlu. Ben orada da bahsettim söyleşimizde. Yani bir ilçede veya ilde yapılan yanlışlardan ve doğrulardan iktidar kadar muhalefete sorumlu. Belki muhalefet orada dilese yahut oyuna çıksa belki iktidardan geri adım atacak. Ya yanlış görürse adam nezaket davranır. Muhalefete teşekkür ederim bizi uyardı için biz bu işten vazgeçtik diyebilirdi yani. Evet. Mesela şu parkta yapılan işi yani ben vicdanen çok şey yaptım orada. Burası çok lüks ışıltılı görünüyor ama tam bir batakhane. Orada ya buraya çok lüks paralı pul insanlar gitmiyor. Talebeler, çocuklar, evlerini aldıkları harçlıkları birine hava atma için orada gelin gitti elciye çay içtim, yüzüyle Nescafe içtim, bilmem ne gibi orada şey yapıyor. Bunu önceden belediye. Belediye buna yani müsaade etmemesi lazım. Kendi işletemiyorsa belediye bu binayı mütevazı şekilde yaptırır. Yaptıktan sonra ihale edeceğim zaman der ki kardeşim buranın sene, yıllık, aylık neyse icarı kaç lira? 5 lira. Kardeşim sana 3 lira, 2 lira. Normalde en düşük çay kaşığı satıyor burada 5 lira. 5 liradan satacaksın, standların üstüne çıkmayacaksın. Gerekirse hiç icar almam. Ya. Hiç icar almam ama Fas'taki her vatandaşın, ev hanımı, küçük esnafın, içinin, köylünün rahatlığında gittiği, geldiği çayını, kahvesini içtiği mekan olması lazım. Evet. Sen bunu çok popüler birilerine vermişsin. Paran varsa git, parası olmasa kapıdan geçirmişsin adamı. Başka yer yok. Böyle bir rezalet. Bununla ilgili geçen sohbetimizin birinde vatandaşın biri dedi ki biz de Fatsalı veya normal vatandaşlar olarak o taraflara gitme şansımız olmadığı için evimizde çekirdek, kolamız kayaların üzerinde gezerek vakit geçiriyor. Tabii vatandaş kendi kendine çözüm üretmeye çalışıyor. Yani ne yapsın yani vatandaş ya insanları böyle bak sosyal devlet demek ne demektir biliyor musun? Sosyal devlet demek kimseyi kimsenin zekatına, fidyesine, sadakasına muhtaç insan bırakmamak demek.
Yani dünyada tabii ki yardımlaşmak güzel şeyler. Ama gelmiş olduğumuz çağda sosyal devletlerde hiçbir insanın şefkatine, merhamete terk edilemez. Devlet güçlü elleri alınması gerekir, verilmesi gerekir. Kimse kimse direnci durumu, mağdur durumuna düşünemez. Adam alsan bir bela, almasan iki bela. Adamın yok. Varacağım, boynu bükeceğim, kuyruğa gideceğim, atlanacağım. Şimdi şurada bir tanesi zekat dağıtıyor, veriyorlar. Orada hanımlar işte durum mağdur olan insan oraya geliyor. Kimisi biraz utanıyor, yüzünü böyle kapatıyor falan. Saat 7'de 8'de oraya gelip oturuyorlar. Efendim adam gelmiyor, burada bekliyor. Burada ne var? İşte zekat verecekmiş falan diyor. Ya adamın derdi zekat mekat değil, reklam. Evet. Git bak vergisini ödememiş, adam zekat veriyor. Galiba önce vergidir. Hani zekat aslında vergidir normalde zaten. Şeyde İslami şeyler. Neyse bizi aşan konular. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ekstra da ilave edebileceğiniz bir şey varsa onu almak isteriz. Ramazan günü de yani çok da fazla vaktinizi de almayalım. Yok. Zaten seyircilerimize saygılar, sevgiler sunalım. Evet. Demek ki dediğimiz gibi şartlar belli oldu. İnşallah hayırlı bir netice çıkar. Tabii ki her iki adayımız da adaylar zaten vatandaşın tanıdığı adaylar. Şartlar belli. Benim sadece şu adaylardan istediğim şu. Belediyelerden huzurlu, lüzumsuz masraflar yapmasınlar. Kendi işletemedik yerlerini işletmeye verirken şart koysunlar. Yani belli ücretlerin üzerinde böyle fahiş fiyattan mal sattırmasınlar diye düşünüyorum. Evet, bu son mesajımızı da vererek bu akşamki canlı yayınımızı bitiriyoruz. Yine her zaman olduğu gibi değerli bir konuğumuz vardı sevgili Celal Çukurlu. Her zaman olduğu gibi yine zevkli, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde yine seçim boyunca programlarımız olacak. Bize zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz.